Yatırımcı Rehberi'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. Efendim Borsa İstanbul'da hareketlilik devam ediyor. Para ve sermaye piyasalarında Borsa İstanbul ağırlıklı olarak konuşuluyor tabii hareketten dolayı daha doğru bir deyimle. Biz bugün sadece Borsa İstanbul'u değil tabii global ekonomi ve Türkiye ekonomisini konuşacağız. Bunun borsaya yansımalarını değerlendireceğiz. Kimle? TR Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan'la. Enver hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün sermaye piyasaları kongresi vardı. Hep beraber oradaydık. Hiç dikkatini çeken bir şey oldu mu konuşmalardan ya da hani kulislerde konuşulanlardan? Tabii aslında hani genel durum elbette bir ekonomide neler oluyor, bitiyor, politikaların seyri ve elbette borsanın hareketliliği bu ne kadar daha devam edecek ve tabii böyle bir ortamda da para, tasarruf nasıl değerlendirilmeli konuşmalar şeklinde. Var. Yani umutlu gördünüz mü insanları? Bu umutlu yani tabii şimdi nereden baktığınıza göre değişir. Perspektife göre değişir. Sonuçta yatırım alternatifi anlamında aslında çok fazla seçeneğin olmadığı. Bir anlamda da aslında bu iyi midir, kötü müdür? Yani bu da çok belli değil. Bir anlamda oyunu basitleştirmesi anlamında. İyi diyebiliriz diyorsunuz. Bir anlamda da planı dağıtma anlamında. Yani ne taraftan baktığınıza göre tamam. Değişiyor. Ben biraz şey gördüm yani orada genellikle sermaye piyasalarından insanlar vardı. Evet yani mutlular, insanlar mutlu çünkü yani orada iş yapanlar, yatırımcılar vesaire hemen hemen hepsi kazançlı bu işlerden. Son dönemin borsadaki yükselişinden daha doğrusu son ralliden. Şimdi ama endişeler de çok artmaya başlamış gibi duruyor, öyle midir? Kazanç öyle. Varsa mutluluk vardır. Vardır o zaten. Kesin ama elbette bir yandan da hani sürekli yükselişlerin sonradan yerini sürekli düşüşlere bırakması yönünde bir endişeyi de aslında biriktirir. Evet, beraberinde getirir. Bakıldığında. Hı-hı. Tabii. Çünkü şu var yani her dönem iyi olmaz. Her dönemde kazançlı olmaz. Evet. Revaçta olan enstrümanlar, trendler değişir, yaklaşımlar değişir. Ekonomik konjüktür dönüşüme uğrar. Ekonomi politikaları farklı bir şekilde Hı-hı. uygulanmaya başlayabilir. Yani ekosistem değiştiği zaman sizin işte oradaki planı değiştirmeniz orada gerekir. Orada yatırım anlayışı da değişmek zorunda olur, değişmek kesinlikle zorunda kalır. İnsanlar da planı ona göre yani dinamik şekilde oluşturmak zorunda peki kalır. Enver Erkan şimdi tam oraya geleceğiz. Bu işlerin yani borsanın bu şekilde rallisinin devam edebilmesi için bir taraftan global ekonomi, bir taraftan da Türkiye ekonomisi, ekonomi politikalarının ne olacağını konuşmamız gerekiyor. Çünkü onlar etkili olacaklar. Bir önce senin global değerlendirmelerini çok seviyorum. Yazıların var. Yani TR Yatırım adına maillerle ulaşıyorsunuz yatırımcılara. Ben de onu müdavimlerinden birisiyim. Okurlarından birisiyim yani. Çok şey öğreniyoruz gerçekten. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi dönüp bakıldığında merkez bankaların faiz artırım süreci var. Genel olarak böyle. Ama bir taraftan da resesyon korkusu da oluşmuş durumda. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu faiz artırım süreci bir kesilebilir diye son dönemde değil mi? Yani hem FED başkanlarının açıklamaları hem şey yani azalabilir, kesilebilir. Evet. Resesyon korkuları. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani olay tabii şu an aslında hareketi tamamen kesmekten ziyade biraz gaz kesmek üzerine kuruldu. Yani Fed'in son açıklamalarından çıkarttığım o. Powell da dün biraz buna referans veren bir açıklama içerisinde bulundu. Aralık ve sonrasında biraz faiz koşusunun yavaşlayabileceğine dair. Yani aslında bunu da şuna bağlamak lazım. Hani bir tarafta önden yüklemeli politika sıkılaştırması, bir tarafta da bunun çıktıları şeklinde yan yana konulduğu zaman Fed aslında ne yapmış, ekonomiye nasıl yansımış ve nasıl yansımaya devam edecek. Peki başarmış mı çıktıları açısından değerlendirildiğinde? Şimdi tabii şöyle söyleyelim, teknik resesyon tartışması 3. çeyrek büyümesiyle ortadan kalktı. Bu konuda daha rahatız. İstihdam gevşeme sinyalleri verse de şu an elde bulunan datalar halen tatmin edici seviyelerde. Gelecek dönem gevşemesi de biraz politikanın yavaşlatıcı etkisinde bağlanacağından dolayı malum yüksek faiz ortamı, daha az yatırım ve daha az istihdam büyümesi. Belki bir miktar istihdam azaltma şeklinde evrileceğinden dolayı bunun
normal bir döngü olacağı gözüyle bakılıyor. Enflasyon tabii asıl önemli olan konu. Bir düşüş hareketine başlamış görünüyor. Evet, ama son genel rakamlar öyle. Henüz hedeflerden oldukça uzakta olduğu için bir parantez burada. Faiz koşusunu henüz sonlandırmak için bir neden yok. Yavaşlatıyoruz. Ama zaten önden ondan öncesinde hızlı bir şekilde gitmiş olduğumuzdan dolayı daha hızlı gidersek ya da aynı hızda gidersek bu sefer hasar etkisini büyütürüz. O yüzden maksimuma yaklaştıkça zaten hareketin yavaşlaması çok normal bir şey bu noktada. Tabii şimdi hedeflere gitme noktasında aslında henüz durulacak aşamada değil FED. Yani buna bakmak gerekiyor. Dezenflasyon için daha fazla kanıt lazım. Talebin gerilediğini, baskılandığını görmek. Bunun için konut piyasasındaki, istihdamdaki, gelir durumundaki değişimlere bakmaya devam etmek gerekiyor. Orada etkilerini görmek gerekiyor. Kesinlikle. Sizin yani anlattığınızdan ben şunu anlıyorum. Evet. Evet, yani bu gaz kesecek faiz artırımları. Hem ekonominin diğer aktörleri hem çıktılar anlamında hem de Fed'in davranışı anlamında yumuşak geçişler olacak diye anladım ben buradan. Yanlış anlamıyorum. Ekonomik hasar etkisini azaltmak ve çarpışma şiddetini azaltmak için yumuşak geçiş şeklinde olması gerekir. Yoksa aslında faizlerin şu an olduğundan daha yüksek seviyede olduğunu olacağını piyasadaki bütün aktörler biliyor. Yani en güvercin yaklaşım şu an size 4,5-5 aralığında bir maksimum faiz oranı verir. En şahin yaklaşım 5'in daha üzerinde belki 6'ya yakın bir faiz oranı verir maksimum anlamda. Tabii %2'lik bir enflasyon hedefi olduğundan dolayı aslında enflasyon bu bandın üzerinde olduğu sürece finansal koşulların geleneksel seviyelerden daha sıkı olacağını ve sıkılaştırılacağını anlamak gerekir. Beklemek lazım diyorsunuz. Peki bize dönelim. Şimdi bizim ekonomi global ekonomiden bağımsız değil. İhracat yapıyoruz, ithalat yapıyoruz. Borçlarımız var, borç ödüyoruz, borçları döndürüyoruz vesaire. Bunun için çok önemli. Şimdi ilk göze çarpan şu, evet gözümüz Amerika'da ve orada faiz oranları yükseldikçe özellikle borçlu olduğumuz için hem şirketlerin hem devletin döviz borcu var. Orada bir olumsuz hit yeme ihtimalimiz yüksek. Yiyoruz da yani zaten. Ama diğer taraftan Avrupa Birliği daha Avrupa Birliği'nde işler biraz daha kesat olduğu için Amerika'ya göre büyüme anlamında ihracatta bunun eksilerini görmeye başladık. Şimdi ihracat rakamlarında o geldi en son görülen. Bunun bize etkisi ne olacak? Yani bizi daha fazla artan faiz oranları nedeniyle finansman sıkıntısı mı çok etkileyecek yoksa ihracat tarafı mı daha önemli? Şimdi faizler konusunda biz çok normalin dışında bir durum yarattık. Çünkü bugün baktığınız zaman piyasaya TL bazlı ve döviz bazlı faizler hiç bu kadar geçmişte belki de asimetri yaratmamıştı, olmamıştı. Bugün bir TL dolar bazlı, yani Türkiye'nin dolar bazlı borçlanma maliyeti 8'lerde, 9'larda kabaca baktığımızda. TL bazlı tenorlarda neler var? 2, 5, 10 yıl işte %10'lar gibi bir durum ortaya koyuyoruz. Ama Amerika'da enflasyon %8, Türkiye'de %85 iken bunun çok tabii ki serbest piyasa mekanizması içerisinde oluştuğunu söylemek zor. TL bazlı faizlerin çok değişik bir hikayesi var. Çünkü bir, Merkez Bankası faiz indirim hikayesi. İki, piyasa faizlerini buna yaklaştırabilmek için getirilen bazı özellikle bankalara bono yükümlülükleri başta olmak üzere piyasa o bono satın almak zorunda. Düzenlemeye yönelik tabii satın almak zorunda oldukları için talep görüyor, görünüyor ve bu yüzden faiz bu yüzden düşük. Faiz de bu yüzden düşük ve borçlanma maliyetleri evet TL bazlı okey ama bir de dolar bazlı olana bakalım. Bir, döviz yukarı çıktığı zaman bizim dış borç yükümüz artıyor. İki, dışarıda faizler, dolar bazlı, döviz bazlı faizler arttığı zaman Fed'in faizleri arttırması buna en ana etken olacak tabii ki. Faiz yükü de artıyor. Bu zaman ne oluyor? Bir faiz dışı taraf ve faiz yükü şeklinde sizin bir
dış borç ödeme yükümlülüğü noktasında katlanmış olduğunuz ekstra maliyetler var ki bu özel sektörün ve bankaların kredi yenilemelerinde, bankaların sendikasyonlarında o Libor artı şu kadar bas puan, Euribor artı şu kadar bas puan ya da Sofre artı şu kadar bas puan şeklindeki o maliyetlere yansıyor. Evet. O da CDS'e eş anlamlı zaten. Borç çevirmeye devam ediyorsunuz ama maliyet daha fazla. Ama şu da bir şey var. Yurt dışı borç vermeye devam ediyor. Çünkü şirketlere ve bankalara güvenmeye devam ediyorlar. Bir de CDS'in düşmesi bizim için son zamanlarda iyi oldu. Hazinede buna güvenerek bir taraf o diyorsunuz bir yani. Yurt dışı borçlanmaya tekrardan çıktı bu yüzden dolayı. Bu konjonktürü değerlendirir. Ama tabii şimdi yurt dışı dedik ya, şimdi işin faiz bacağını buradan değerlendirdik. Bir de işin hani reel ekonomi bacağında özellikle ihracat tarafındaki durumlar oldukça önemli. Bir, talep tarafında karşılaşacağımız sorunlar. Bu da Avrupa'daki kötü ekonomik dönemden dolayı gelecek bir talep gerilemesi söz konusu olacak. Bizde de artı hani içerideki üretim göstergeleri etkileyebileceği gibi aynı zamanda üretim için elde etmemiz gereken bu enerjiydi, ham maddeydi, hani bunların temin sorunları, dünyadaki arz sorunları. Bir taraftan o maliyet tabii. Ve maliyet de tabii ki ekstra etkide bulunabilir. Bizim açımızdan mesela Euro-Dolar kurundaki gerileme hiç tabii ki hoş bir durum olmadı. Hani şu an bir taraftan da oradan tabii paritenin tekrardan yükselmiş olması işimize gelecek bir durum ama paritenin bu faiz farklarından, Fed'in vesaire aksiyonları Avrupa'daki kötü durumdan dolayı birin altına kayacak olması durumu hani doların Euro'dan daha fazla değerli olduğu anlamına geleceği ve bizim gelirlerimiz yoğunlukla Euro bazlı. Giderlerimiz de yoğunlukla dolar bazlı olduğundan dolayı oradaki dengeyi bozucu etkisi anlamında okumalı. Ve oradan dayak yiyoruz bir. Tabii yani petrol, kur her türlü değişkeni okumak lazım orada ve tabii ki talep azalması etkisini de okumak lazım orada. Peki Emre Arkan şunu soracağım. Yani biz şimdiye kadar yurt içerisinde bu politikayı izlerken, ekonomi politikasını izlerken faizi indirip üretimi ve ihracatı destekleyecek değil mi? Yani evet. Asıl amacımız gaye, bu. Tabii. Ama bakıldığında şimdi ihracat tarafı, yani bu düşük faiz o ihracatı artırmıyor. Başka şeyler daha önemli oluyor değil mi? Öyle diyebilir miyiz? Tabii. Ya da, şimdi... ya da eğer faiz düşük olsaydı daha mı kötü olacaktı? Faizin düşük olması sanayi üretiminde dikkatimizi çekti. Aylık sanayi üretimi de düşmüştü. Faizin düşük olması o sanayi üretimi, yani hadi ihracatta öyle bir sıkıntılar var ama diğer yurt içi üretimi olumlu etkiliyor mu? Şimdi tabii faizlerin düşük olmasının etkili olması için piyasadaki ve ekonomideki koşulların düşük faize el veriyor olması gerekir. Yoksa piyasada oluşan faiz ve politika faizi arasında ciddi bir fark oluşumu var mı şu anda fark? Fark halen var. Yani fark alınan ince ayar tedbirlerle azaltılmaya çalışılıyor. Eğer olmasaydı bu makro ihtiyati tedbirlerin hiçbirinin olmadığını varsayalım. Hatta özellikle kredi ve piyasa faizlerine şöyle bir 3-4 ay öncesine gidelim. Yaz dönemine gidelim. Yani %30'lar civarında ticari kredi faizleri vardı. Şu anda ne kadar? Şu anda hani %15-16 ağırlıklı ortalama. Ama zaten amaç o ticari kredi faizleri. Ticari kredi. Biraz bireysel zaten halen 30'un üzerinde. Orada ticari kredi biraz Merkez Bankası faizlerine zaten bağlandı o. Arada bir o biraz şey oluşturuldu. Bağlandı. Tabii bir sürü tedbir vesaire alındı onun için. Şirketlere TL dönüşüm yapma şartı getirildi. Yabancı para varlığınız belli bir seviyenin üzerindeyse TL krediye erişim anlamında bazı kısıtlamalar söz konusu oldu. Yine sizin krediyi burada yatırıma yönlendirmeniz gerekiyor. Yani operasyonlarınızla alakalı yapmanız gerekiyor. Dövizinizi de tamamen hani varlık kümülasyonu noktasında tutmamak, hani sizin ihtiyacınız olan kadar döviz tutmanız isteniyor. Yani bu gibi aslında birçok sağlanması önlemler gereken kriter alınıyor var bakıldığı zaman. Bizde mesela ama ticari tarafta kredinin maliyetinden çok hani krediye erişim şartlarını sağlamak noktasında. Orada bakıldığında ben yanlış görmediysem kredi oranı, kredi tutarı düşüyor. Evet. Değil mi? Yani ticari faiz düşüyor ama kredi tutarı da düşüyor. Yani faiz düşük ama kredi yok. Kredilerin istendiği kadar büyümediğini görüyorsunuz. Tabii niye büyümüyor? Hedefli peki gitmeyen krediler de büyümeye katkı vermiyor. Talep mi yok? Arz mı edilmiyor? Şöyle, şimdi bu getirilen tedbirler
bankaların da stratejik planlarını, aktif pasif yönetimlerini etkiliyor. Bankaların malum şu anda hani mevduatları şu kadar TL'de tutmak, kredileri hedefli yönlendirmek vesaire gibi birçok aslında kritere uyum sağlamak zorunda olduğunu. Görevleri var yani. Bankalar aynı zamanda da kendi kaynak maliyetlerini arttırmak durumunda kalıyorlar. Neden kalıyorlar? Çünkü şu an dövizin önü de kapanmış olduğundan dolayı döviz birkaç aydır sabit. KKM'nin hiçbir şekilde faiz üzerinde bir getirisi yok ve tavan faiz oranı çok düşük kalıyor. Doğru. 9 olduğundan dolayı şu an politika faizi, KKM'den işleyecek faiz 12. Bu tabii %85'lik bir enflasyon ortamında talep oluşturacak çözülüyor bir durum değil. Çözülüyor. İlk çözülmeleri gördük. Hı. Yani sistem ilk defa stokta bir artış göstermedi geçtiğimiz hafta. Çünkü şu var, yani insanlar bankaların Moody kaçırmamak için mevduat faizlerini arttırdıkları bir ortamda şu an yani hoş geldin faizleri, ekstra teklifler, özel getiriler vesairelerle beraber şu an ortalama faiz oranlarının üzerinde de faiz veren var. Bankalar var. Ve tabii hatta biraz da artmaya başladı. Ortalamayı yukarı çeken tabii yeni açılan hesaplar. Evet. İşte 29 Ekim'de %29 faiz gibi kampanyalar vesaireler gördük. Hani bu neden kaynaklanıyor? Hani bankalar hani kredi çıkışından ya da bunları bir sürü kritere uyum sağlamak ya da işte daha fazla zorunlu karşılık cezasına konu olmak vesaire gibi noktalardan dedi mevduatı daha fazla biriktirmeye bakıyorlar. Yani kaynak tarafı da sıkıntı yaşıyor. Tabii mevduat maliyetleri arttığından dolayı bu sefer ne oluyor? Ya kredi mevduat marjı daralacak, bankanın aleyhine olan bir durum, bilanço açısından olumlu olmayan bir durum ya da daha yüksek faizle kredi çıkartmak durumunda olacaklar. Bu da faizlerde normal şartlar altında çok fazla hareket alanı olmadığını bir anlamda gösteriyor. Politika karışık. Yani ciddi bir karışım var. Buradan şunu anlıyorum. Evet, karışık ama sonuçta şu. Ben faizi indiriyorum. Amacım ticari kredi faizinin düşmesi. Evet, orada bir düşüyor faiz ama diğer etmenler yeterince krediyi vermemi engelliyor benim. Değil mi? Kesinlikle. Yani bir bu durumda yani. Şu anda dolayısıyla o hedefime ulaşmamı engelliyor. Bir risk maliyeti de var ortada. Çünkü aslında krediye uyum anlamında, kredi kullanma şartlarına uyum anlamındaki kısıtlayıcı tedbirler bir anlamda birçok şirketin önüne set çeken bir durumu oluşturuyor ve bankalar da tabii ki bu kriterlere uymakta zorluk yaşadıklarından dolayı kredi çıkışlarını yavaşlatma, daha fazla mevduat toplama ya da olan mevduatı kaçırmama bir anlamda da kredi çıkışlarında çok seçici ve ketum davranma noktasına doğru hareket ediyorlar. Yani nedir? Mesela büyük ölçekli şirkete daha rahat bir şekilde kredi kullandırırken daha riskli olarak nitelendirebileceği küçük ve orta ölçekli şirketler tarafına krediler çıkartma konusunda daha yavaş davranıyorlar. Daha isteksiz davranıyorlar. Bu durum tabii ki tabana yayılan bir kredi büyümesi yaratmadığından dolayı sınırlayıcı etkide bulunuyor. Peki şimdi burada en önemli konulardan bir tanesi şu. Yani herkesin korkusu, daha doğrusu dillendirmediği korku şu. Kur tabii, yani kurda hani evet bugün faizler bu düzeye geldi ama hani kur burada kalır mı, kalmaz mı? Daha da yükselirse faizler de bırakılır mı acaba, yükselir mi? Dolayısıyla hani bu tahvil, bugün %10'la aldığın tahvil faizine ne kadar zarar yazarsın gibi endişeler vardı, biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Evet. Şimdi kura dönüp baktığında ben orada bir şey görüyorum. Yani bir daha geçen Suudi Arabistan'dan bir 5 milyar dolar geldi, gördük onu. Bir de KKM'nin çözülüyor olması gibi bir şey var. Yani o dönüp hem KKM hem de döviz mevduat hesapları da çözülebilir mi? Kaldı ki şu da var. Bankalar özellikle TL mevduat tutmaları isteniyor. Orada işte şeyin döviz mevduatının şeyi artırıyorsun. Güncellendi. Evet, artırılıyor sürekli. Daha da artırılıp %80'lere falan getirileceği de söyleniyor. Yani %80 TL, %20 döviz mevduat tutacak şekilde. Belki eksi faizleri göreceğiz döviz mevduatında. O da olabilir. Yani söyleniyor ki olabilir. Şimdi böyle bir politika var. Dolayısıyla burada bu politika doğrultusunda da işler şu anda yani şu anda bir dengeyi bulmuş durumda. Burada
kur bu dengeyi bozabilecek olan kurdaki hareket olur diye söyleniyor. İşte tahmin ediliyor, endişeler bu yönde. Olur mu? Yani bu hem yurt dışından bulunan kaynaklar, hem KKM'nin ve belki de DTH'in bozulacak, bozulabilme ihtimali bu dengeyi daha da sağlamlaştırır mı? Sürdürülebilir yapabilir mi? Şimdi aslında hani sağlamak istediğiniz bir denge varsa politikanın genel uygulanış şeklini de aslında buna uygun yapmanız gerekir. Yoksa politika içinde politika şeklinde bir durum oluşmasına neden olursunuz. Şimdi KKM'lerin çözülüp dövize gitmiyor olması, normal TL mevduata gidiyor olması dövizi stabil tutan bir durum. Zaten direkt dövize gidiyor olsaydı şu an biz dövizin ciddi bir yükseliş içerisinde olduğunu tekrardan görüyor olurduk. Bunun dışında tabii piyasayı yönetebilmek için burada biraz tabii kaynak takviyesi yapmak gerekiyor. Rezervler anlamında özellikle. Bu yüzden bu son dönemde Suudi Arabistan'dan, Katar'dan gelen ekstra kaynak önemli görülmekte ki özellikle burada hani ödemeler dengesi finansmanı noktasında biz özellikle son zamanlarda net hata 90 kalemi içerisinde ciddi oynamalar görmüştük. Yani oradan önemli bir finansman olduğunu gördük. Bu finansmanın ne kaynaklı olduğu bilinmiyor. Orta Doğu kaynaklı, Rusya kaynaklı vesaire noktasında. Rusya'dan çok ciddi giriş oldu. Evet, ama hani tabii Rusya kaynaklı girişin de yaptırım kurallarına takılmıyor olması konusu biraz bizde orada rahatlattı. Çünkü hani yatırım anlamında hani Rosneft'in vesaire, Rosatom'un vesaire orada bazı tasavvurları var ve bir şekilde yani yaptırımların etrafından dolanan bir durum. Vatandaş ve, geliyor ama küçük küçük yaratıyor. Getiriyor. Kendisi getiriyor. Yani kendisi getiriyor. Antalya'nın yarısı Avrupa, sormuş. Avrupa'ya götürme imkanı yok. Tabii. Çünkü hesaplar donuk orada. Evet. Yani buraya yatırım yapıyorlar. Burada gayrimenkul yatırımı yapıyorlar. Evet. Buraya para transferi yapıyorlar. Cebinde getiriyor, bankaya koyuyor. Yani. Aynen o şekilde. Sorduğumuzda öyle söyleniyor yani. Şimdi özellikle yani güney illerinde. Dövizi dolayısıyla tutan unsurlar bunlar. Yani evet. Bunların hangisi geleneksel bir ekonomi politikası uygulanışı içerisinde diye soracak olursan hiçbiri tabii ki. Zaten geleneksel bir politikayla biz döviz stabilizasyonu sağlıyor olsaydık bizim faiz arttırıyor olmamız gerekirdi. Biz faizleri düşürerek bu gibi kaynaklarla döviz piyasasına finansman desteği sağlıyoruz. Bu finansman desteği olmaz ise dövizin yukarıya doğru gitmekte gitmesi olduğunu görürüz. Bir de faizler de facto olarak artıyor. Biraz önce üzerinde durduğumuz mevduat faizlerindeki yükseliş. Çünkü bu mevduat yarışı ortamında aslında bakıldığında TL konusundaki efektif faiz şu an Merkez Bankası'nın politika faizi değil, bankaların uygulamakta olduğu mevduat faizleri. Bunun da %25'lerde olduğunu aşağı yukarı düşünecek olursak zaten hani bunun bir tık üzerinde bir politika faizi uyguluyor olsaydık bugün enflasyonu yakalamaya çalışan ve enflasyon odaklı bir para politikası uygulayan Merkez Bankası algısını oluşturuyor olacaktık. Zaten piyasada bu faiz aşağı yukarı bu seviyelerde kendiliğinden oluştuğundan dolayı bir anlamda KKM'den çıkan paranın halen TL bazlı enstrümanlarda kalıyor musun? TL mevduata ve en önemlisi borsaya olması. Borsaya konuşacağız zaten. Borsa, evet. Borsaya çok ciddi bir akım var bu anlamda. Küçük yatırımcı akımı da var. Ama yani sizin de şimdi belirttiğiniz gibi faiz, döviz gidecek yer yok. Evet. Gayrimenkul fiyatları uçtu gitti. Ulaşamıyorsunuz artık. Gayrimenkul bankadan, paramız varsa. Varsa. Tabii. Bankadan kredi de alamıyorsunuz. Otomobilde zaten arz sorunu var. O da aynı şekilde fiyatlar. Paramız varsa ya da bulabiliyorsak. Sanki tek yol, bütün kapılar kapatılmış, bir tane kapı açık. Borsa. Bu da bayağı işte yükseldi, geldi, gelip belirgin bir yere kadar geldi. Bundan sonra sizin o ekonomist bakış açısıyla bu politikalar devam eder de borsadaki rally devam eder mi yoksa başka şeyler mi devreye girer? Şimdi ekonomist bakış açısıyla ben zaten bu donelerden başka bir doneyle borsa hareketini açıklayamıyorum. İşin tabii ki daha derine indiğinizde özellikle bazı hisselerde oluşan spekülatif etkiler ve çok fazla değer şişmesi etkileri de var.
O elbette borsa uzmanlarının konusu. Ama biraz da onu yaratan durumun da şu an borsa sisteminin işleyişine neden olan ekonomik değişkenlerle alakalı olduğunu da söylemek lazım. Çünkü şu var, şimdi çözülen bazı piyasalar var bakıldığında. Döviz dediğin gibi çok sabit, gidecek bir yer şu yok. Anda yok. Yani bir şekilde tutuluyor döviz. Dolayısıyla dövizden getiri elde edemiyorsunuz. Dövizden getiri elde etmediğiniz için KKM getirisi yok. Dolayısıyla KKM'den de bir stoktan bir çözülüş ve başka getiri arayan, getiri bulunabilecek noktalara doğru bir kayış söz konusu olacak. Faiz, sabit getiri %10'larda. Baktığınız zaman %85'e enflasyonu göre koruma sağlamadığı için nette eksi %75'te olduğunuzdan dolayı faizdekini de çözüp, sabit getiridekini de çözüp sizin enflasyonu yenme motivasyonu bulabileceğiniz bir alternatife yönelmeniz lazım. Borsanın yanında çok uzun bir süre gayrimenkul ve otomobil fiyatlarının şişmesine neden olan unsur da biraz bu yatırım amaçlı hareketlerden kaynaklanıyor. Buydu zaten. Ama fiyatlar öyle bir noktaya doğru geldi ki gayrimenkul erişilebilirliği çok sınırlı bir hale geldi. Otomobil zaten ödeyebiliyorsanız ve bulabiliyorsanız durumu oluştu. Çünkü arz sorunu da var. Üretim var. Sorunu da. Evet. Çip sorunu var. Çip sorunu, işte teknolojik aksam vesaireler. Yani üretim zaten aşağıda haberlerde okuyoruz. Bayilerde araba bulunamıyor vesaire gibi. Bir ÖTV düzenlemesinin etkisinde bu çok uzun süreli olmayacağı ve ciddi bir talep hareketlenmesi yaratmayacağı bakıyor. Yeni yıl zamlarıyla zaten yeniden dilimlerinin bir güncellenmesi muhtemelen gerekecek, bir talep oluşturabilmek, bir fiyat düşüşü sağlayabilmek adına. Geriye ne kalıyor? Kripto borsaları da iyi durumda olmadığına göre şu an oradaki yatırımcının da yeni bir alternatif aradığını, getiri alternatif aradığını düşünecek olursak, evet, insanlar fiyatlar yükselmeye devam etse de yüksek fiyatlardan hisse almaya devam ediyorlar. Yani anormallik gördüğüm ama bu. Anormalliğin normali var. Değil mi? Normalleşmiş artık yani. Yani bugün evet anormal bir durum ama hani bu açıklamalarınızdan bugün şirket sahipleri bile kendi şirketlerinin hisse değerleri ya da piyasa değerleriyle alakalı yorum yapma ihtiyacı hissediyorlarsa burada ama bir birkaç şirket değil mi? Birkaç şirket değil mi? Yani tabii onu birkaç şirket özelinde oluşan durumlar var ama şimdi tabii şu da var. Yani belli başlı piyasa değerleri ya da belli başlı hisse değerleri çok fazla böyle bilançolarla vesairelerle açıklanabilecek durumda değil. Evet, bilançolar etki yaratır, finansallar etki yaratır. Alım nedeni de olur, yatırım nedeni de olur. Ama şirketin bilanço değeriyle fiyatının ulaşabileceği seviyeler, yani hedef potansiyel ve uzun süre fiyatını sürdürebileceği seviyeler bellidir. Bunun üzerinde pahalı hale gelir. Pahalı halde olan bir şirketin o hisse fiyatlarında sürdürülebilirliği yoktur. Peki şimdi siz bir yatırım şirketinde baş ekonomistsiniz. Sizin şirketinizin ana faaliyet konusu da borsa. Bütün şirketler için ne diyorsunuz? Şimdi bir tarafta fiyatlar, fiyat performansları var. Bir tarafta karlar ve gerçek şirketlerin performansı var. Siz borsa için bu artık tıpkı 3-5 tane şirkette olduğu gibi ya çok fazla yükseldi diyor musunuz? Şimdi şöyle var. Tabii riskin biriktiği yerler var. Riskin biriktiği bir noktada da hani ekstra %10 getiri daha elde etmek için o riske katlanılabilecek bir durum olmuyor. Hatta sert bir düşüş riski de burada daha fazla ayyuka çıktığından dolayı biraz aslında bir geri çekilmek daha mantıklı bir hareket olabiliyor. Daha fazla alternatifler aramak, daha defansif olan daha defansif ama davranmak. Defansif olunacaksa da tam bu konuda yani bize de gelen sorulardan soracağım. Size, yani deniyor ki tamam ben hadi borsada çok kazandım. Peki çıktım. Ne yapayım? TL'de mi durayım? Enflasyon hala gidiyor. Evet. Yani işte ne yapayım, dövizde mi durayım? Zorlayan konu enflasyon. Ama zaten sizin enflasyonu yenmek için yani %85'lik bir enflasyon ortamında yıllık %85 getiriyi nerede bulabileceğiniz konusu zaten asıl zorlayan bir konu. %85'lik bir yıllık getiriyi nerede garanti edebilirsiniz? Garanti getiri yoktur. Yok. Hatta ama borsada olabilir. Hedeflediğiniz getiri yükseldiği zaman katlanmak zorunda olduğunuz risk de yüksektir. Dolayısıyla işin sürdürülebilirliğine bu noktada bakmak zorundasınız. Yatırım hikayesi konusu oldukça önemli. Yani gerçekten burada yatırım hikayesi oluşturabilen ve ekonomik konjonktüre uyum sağlayabilen, stratejik planlaması olan,
sağlam, güvenilir şirketlere, temettü veren şirketlere, sürdürülebilirliği olan şirketlere. Fiyata bakmayın diyorsunuz, yatırımcı olun. Gözüyle bakmak fiyata lazım. Fiyata bakarsanız her türlü riske maruz kalma etkisini de sizin göz önüne almanız gerekir. Evet. Tabii yani gündelik hareketler zorlar ve sürekli olarak o gündelik hareketlerle uzun vadeli getiriyi de sizin yenmeniz çok zordur. Evet. Yani işin bir noktasında şans faktörü devreye girer. Yani çok fazla pozisyon değiştirmeniz gerekir ve her zaman da doğru karar o zaman verme imkanınız olmaz. Evet, peki şu, buradan şunu anladım. Ben öncelikle önce şunu anlamıştım. Yani dedim ki yani Enver Erkan borsaya çok riskli gözüyle bakıyor. Ama hani bir taraftan döviz bu haldeyken, Wi-Fi bu haldeyken, gayrimenkul otomobil bu haldeyken insanlar nereye gitsin? Siz şunu söylüyorsunuz. Evet, borsada bazı yerlerde risk birikmiş durumda ama siz yatırımcı gözüyle bakarsanız bu %85 enflasyonun olduğu yerde yani temettüyü, kar payını, yatırımcılığı, uzun vadeli yatırımcılığı düşünürseniz burada sizin için bir alternatif olabilir diyorsunuz herhalde. Kesinlikle. Onu çıkardım. Yani çok iyi özetledim. İyi çıkarmış mıydınız? İyi bir yani çıkarımız aslında uzun süredir konuştuğumuz yani için. Yatırımcı mantığı çünkü biraz önce dediğim gibi diğer türlü bakarsanız çok fazla şans faktörü devreye girer. Evet. Yani spekülatif etkileri her zaman doğru şekilde tutturamayabilirsiniz. Onlara kulak tıkamak lazım. Yani borsada da hani duyumlarla yeni sosyal medyayla yatırım yapılmaz kesinlikle. O sosyal medyayı bir devreden çıkarmak lazım. Yani orada görülen şey yani kişisel olarak ben söylüyorum yatırımcılar için yani orada gördüğünüz tavsiyelerin şirket isimlerinin %90'ı size zarar ettirecektir. Bundan önce bunları gördük. Haberlerini yaptığınız için biliyorum. Evet, evet. Ben tecrübe, de okuyorum seni. Tecrübe bu, evet. Peki, bir son soru soracağım. Son soru şu. Şimdi evet, bir taraftan hisseler yükseliyor. Şirketlerin piyasa değerleri yükseliyor. Ama bir taraftan reel hayat var. Şimdi o şirketlerin kar etmesi gerekiyor. Şimdi tam burada bakıldığında bir taraftan global konjonktür, bir taraftan ekonomi politikaları şirketlerimizin karlılığını bundan önce olduğu gibi ki buraya kadar son 2-3 yıldır özellikle pandemiden beri uçuyor şirket karlılıkları. Devam eder mi etmez mi? Yani borsada sermaye değerlerinin artışına paralel olur mu yoksa orada da bir şey oluşur mu, dilemma oluşur mu? Şimdi nominal olarak ciddi kar artışları olacak elbette. Çünkü malınızı daha yüksek fiyata satıyorsunuz. Talep de varsa ve talep olmak zorundaysa o malı o fiyattan sattığınız zaman doğru. Yani bu enflasyonist ortamda gelir artışı sağlamamak zaten daha zor olan konu. Gelir artışı sağlamak kolay olan. Kredi piyasasının sınırlanmış olmasının etkisi olacak mı o taraf? Olumsuz etkisi. Yani şöyle tabii... Yani yatırım belirsizliği var bir anlamda bakıldığında. Global konjonktür ve dışarıdaki talep koşulları onlarla çok hani güvenilir olmadığından dolayı. Yani en azından iyi görünmüyor şu anda. İhracat tabanlı özellikle hareket eden yani pazar çeşitlendirmesinin yapılabilmesi bu konuda önemli. Gelir sürdürülebilirliği anlamında. Tabii bir de şu var yani gerçek anlamda karlı yatırım etkisi veya bunun bir ciro geri dönüşü ve karlılık geri dönüşünün sağlanması lazım. Yani bir şekilde o yüzden ekonomilerdeki talep seviyesi oldukça önemli. Yani mal ve hizmetlerinizi satabilecek sizin ekonomi paydaşı bulabiliyor olmanız gerekli. O oldukça önemli. Bu yüzden enflasyonist ortamdan katkı sağlayabilen şirketler daha fazla ön plana çıkacak bir ve elbette, sektörler olur herhalde değil mi? Elbette yani nominal bazdaki değişikliklere bakarken aynı zamanda bir de bunun hani reel bazdaki olana da bakmak lazım. Yani enflasyonu sildiğimiz zaman geride ne kalıyor? Evet şimdi baktığınız zaman göz kamaştırıcı kar artışları vesaireler görebiliyorsunuz. Ama o kar artışında %10'luk enflasyon ortamında sağlamak var. %80'lik enflasyon ortamında sağlamak var. O yüzden orada... Maaşınız gibi kalıyor. Düşünün yani. 10 bin lira alıyorsunuz. Realde ne alıyorum? Realde ne oluyor? Ne oluyor ve ne kadar daha fazla mal talep edebiliyorum? Peynirin 50 lira olduğu haliyle 10 bin lira başka bir şeydir maaş. Peynirin 250 lira
fiyatının olduğu yerde başka bir anlam ifade eder. Orada aynen da bunu söylüyorsun. Kar artışları ama bir tarafta da maliyet artışları vesaire. Hmm. Satılan malın maliyeti nasıl etkileniyor? Birim bazında satışlar nasıl etkileniyor? Mesela birim bazındakilere de bakmak lazım. Sadece tutar bazındakilere değil. Ne kadar birim daha fazla mal satabilmiş ya da daha fazla mal satabilmiş mi? Miktar bakalım. Daha çok çalışarak aynı parayı mı kazanmış? Daha çok çalışarak daha az para mı kazanmış? Bunlara bakmak lazım. Reel sektörde yani, ayrışım noktaları burada bence ortaya çıkıyor. Marjlara mı bakalım o zaman? Kesinlikle. Marjlar önemli. Tabii miktarlar çünkü bilançolardan çıkmıyor. Marjları. Tabii. O dipnotlarda vesairelerde ya da yatırımcı sunumlarında olabilir. Belki şirketin kendi şeyinde lazım. Vardır. Tabii bu vardır. Aynı zamanda tabii şunu da gerektiriyor. Yani finansal okuryazarlık dediğimiz ya da yatırım yaptığınız şirketi takip etmek. Çünkü o şirkete ortak oluyorsunuz. Dolayısıyla o şirketin her yaptığı şey, her aldığı karar sizi ilgilendirir bu noktada. İzlenebilir aslında. Her şirketin internet sitesi var. Haberler İnternet var. Bilgi erişim çok kolay. Tabii. Yani yatırımcı ilişkileri yatırımcı var. Yatırımcı var. Toplantıları var. Yani sadece analiz toplantıları değil. Yatırımcı toplantıları da var şirketlerin. Yani birkaç konuğumuz burada söyledi. Yatırımcı ilişkilerini arayın diye. Ben de şunu söyleyeyim. Yatırımcı ilişkilerini aradınız. Size doyurucu bilgi vermeyen bir yatırımcı ilişkileri ise zaten o şirketten uzak durun. Ya da ama doyurucu bilgi veriyorsa zaten çalıştığınız kurumun profesyonellerinden o şirketi, o sektörü takip eden analistlerin raporlarından, bilgilerinden, profesyonellerinden. Her şirket takip edilmiyor ya, o yüzden öyle söyleniyor. Tabii ki yoksa ilk söylediğiniz şey doğru olan. Yani sizin kesinlikle yayınladığınız... Yani kimsenin takip etmediği bir şirket de yani o biraz sıkıntı olabilir. İşte o zaman diyorum eğer yatırımcı ilişkilerini aranırsa ve size doğru dürüst bilgi veriliyorsa zaten o bilgiden faydalanırsınız. Evet, ama evet. Ondan şikayet ediyor yatırımcılar. Yatırımcı ilişkilerini arıyoruz ama doğru dürüst bilgi alamıyoruz. Ben diyorum ki yani eğer yatırımcı ilişkileri size doğru dürüst bilgi vermiyorsa o zaman bir de sıkıntı var demektir orada. Bir gözden geçirmenizde fayda var. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz yeniden. Geldiğiniz için kırmadınız bizi. Efendim yatırımcı rehberinin bu hafta sonuna geldik. Konuğumuz Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan'dı. Genel ekonomiyi ve borsayı değerlendirdik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.